Hayırlı Ramazanlar. Bugün değişik güzel bir şey yapıyoruz tam sahur için. Krep pasta mı, krep hamburger mi ne olduğunu bilemedik. Size soruyoruz. Sosyal medyadan bize ulaşın. Hangisini beğendiniz? Krep pasta mı, krep hamburger mi? Bakalım hangisi çıkacak. Sonra yanında şekerpareye benzeyen, içerisinde çikolata olan hamuru kakaolu güzel bir de tatlı yapıyoruz. Şerbetli hem de. Kağıdınızı kaleminizi hazırlayın, programımız başlıyor. Birazdan fındıklı, çikolatalı hamur tatlısı var. Hem de şerbetli, aynı şekerpare gibi. Sakın kaçırmayın. Birazdan krep pasta, aynı hamburger gibi. Yemeye doyamayacaksınız. Sahur için çok güzel bir tarif. Sakın kaçırmayın. Bugün güzel, keyifli bir hamur tatlısı yapacağız. Çikolatalı hamur tatlımız var. Çikolatalı diyorum ama bir kısım çikolata kullanacağız, birazcık da kakao kullanacağız. Malzemelerimize bakıyoruz. Şöyle bir bardakla, 4 bardak dolu dolu unumuz var. Bunun yanına hemen koyalım. Bir dolu dolu bardak pudra şekerini ekliyoruz. Evet, pudra şekerini ekleyelim. Ve arkasından bir yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtayı da içerisine kırıyoruz. Çok kolay bir hamur bu. Çünkü her şeyi içine atıyorsunuz ve yoğuruyorsunuz. Öyle kolay bir şey. Yok, önce pudra şekeriyle yumurtayı işte karıştır, sonra yağı karıştır falan. Öyle şeyler yok. O yüzden çok kolay bir hamur. Şimdi yumurtamı da kırayım. Bir yumurta dedim. Evet. Pudra şekeri. Pudra şekerimiz. Tamam. Sonra ne geliyor? Kabartma tozu. Bir çay kaşığı kabartma tozuna ihtiyacımız var. Hemen alıyorum. Şöyle. Dolu dolu bir çay kaşığı kabartma tozu. Onu da attık. Peki. Başka? Kurulardan devam ediyorum. İrmik. İrmiğe ihtiyacımız var. Yarım bardak irmik. Evet, yarım bardak irmik. Ve burada kocaman duruyor. 250 gram kadar tereyağı. Tereyağını oda sıcaklığında tutulmasına dikkat edin. Çünkü hamuru hızlıca yoğuracağız. Ve hamurun yoğrulmasına yardımcı olacak ana malzemelerden birisi de tereyağı. Tereyağı güzel oda sıcaklığında tutarsanız hamurunuzu kolay yoğurursunuz. Ama böyle de yapışma imkanı var tabii. Buzdolabında tutarsanız o zaman bir de tereyağını yumuşatmaya ihtiyacınız gerekecek. İhtiyacınız olacak. O da sizi zorlar. Devam ediyorum. Kakao ekleyeceğim. Ama kakao mu? Şimdi eklemeyeyim. Biraz hani yol alsın hamur. Ondan sonra bir yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Çok az tuz ekliyoruz şöyle. Tatlı yapıyor olmamıza rağmen, çikolatalı böyle hamur tatlısı yapıyor olmamıza rağmen azıcık tuzumuzu her zaman ekliyoruz. Evet, bir eldiven yardımıyla ovacağım. Bir Macar ressam, yine Macar bir zengin iş adamının portresini yapıyor. Zengin iş adamı bakıyor. Diyor ki bu portreye, ben hiç bu portreye benzemiyorum. Sen beni çizemedin. Çocuk yani yok diyor, yani bu size çok benziyor. Ben sizi çizdim. Hayır diyor. Çizemedin. O yüzden zengin iş adamı çocuğun parasını ödemiyor. Çok tanıdık geldi değil mi? Ama çocuk da diyor ki o zaman sizden rica etsem, bu portrenin size benzemediğini bana yazılı olarak bir belgeyle hani söyler misiniz? Genç iş adamı bakıyor. Tabii diyor, hiç problem değil. Hemen bir yazı yazıyor. Bu portre kesinlikle bana benzemiyor falan falan. Aradan bir ay geçiyor. Bizim zengin iş adamının telefonları çalmaya başlıyor. Ve bakıyorlar işte, adam açıyor telefonu. Arkadaşları, akrabaları falan arıyor. Biliyor musun? Bir hırsızın portresi adı altında senin resmin gösteriliyor. Adam böyle şaşırıyor. Nasıl yani? Nerede falan?
İşte bilmem ne falanca sergi evinde bir hırsızın portresi diye sergi açılmış. Orada da senin resmin var. Hemen adam atlıyor gidiyor. Bakıyor. Hakikaten şey. Yani bir hırsızın portresi ve adamın resmi. Hemen diyor çabuk kaldırın bunu falan. Çocuk diyor ki yok kaldıramam, bu size benzemiyordu. Hani bununla ilgili de sizden yazılı kağıt aldım. Yok diyor adam, hemen kaldırın. Seni dava edeceğim falan. Dava edersen et diyor çocuk. Çünkü benim elimde yazılı kağıt var. Bunun sana benzemediğini sen kendin de söylüyorsun. Tabii adam kalıyor. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapsın? Tamam diyor o zaman zengin. Bu ne kadar? Kaç para? Çocuk böyle. Bu sefer o bir ay öncesinden 10 kat daha fazla para söylüyor. Tabii zengin yapacak bir şey yok. Kabul ediyor ve 10 katına daha fazlaya portreyi alıyor. Hikayeden çıkacak sonuç şöyle. Her şey para değildir. Azıcık da akıllı olmak lazım. Değil mi? Evet. Ne yaparsanız yapın, yazılı yapmaya özen gösterin. Özellikle de şu anda yazılıdan kastımız da tariflerinizi güzel bir şekilde not almanızı öneriyoruz. Çünkü aldığınız zaman aklınızdan uçup gidebilir her şekliyle. Yarım bardak irmik mi koymuştu, işte bir yumurta sarısı mıydı yoksa bir yumurtanın kendisi miydi falan derken yanlış bir tarifle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet, şu anda hamurum hazır oldu ama onun içerisine dolu dolu şöyle bir yemek kaşığı, biraz daha alayım, kakaomu ekleyeceğim. Evet, şöyle ekleyelim. Karıştırmaya devam ediyorum. Yediriyorum. Kakaoyu hamurun içerisine yediriyorum. Peki neden en son koyduk kakaoyu? Çünkü kakao hamurun içerisindeki nemi şeker gibi çok sevdiği için çeker. Çektiği için de hamurunuz daha hızlı bir şekilde sertleşir. Bu yüzden kakaoyu en son koyduk. Peki tuzu neden? Neden böyle bir tatlı bir hamura, daha doğrusu tuz koyduk? Sorumuz bu. Bugünkü sosyal medyadaki sorumuz bu. Tatlı olacak olan hamura tuzu neden koyduk? Her şeyi de benden beklemeyin. Birazcık da siz düşün. Neden koyduk? Cevapları bekliyorum. Programımızın sonunda söyleyeceğim. Doğru cevabı bilen ilk izleyicimize kurabiye hediyesi göndereceğiz. Evet, istiyorsanız bir tık daha yine kakao koyabilirsiniz. Ben birazcık daha koyacağım. Fazla değil ama şöyle. Tamam. Evet. Çünkü rengi şu anda güzel gözüküyor. Yalnız biraz daha koyu olsun dedik. Onun için biraz daha karıştırıyoruz. Ve hamurumuz hazır oldu. Hamurumuza bir de şerbet yapacağız. Şerbetimiz bire bir oranda. Yani bir bardak şeker, bir bardak su, birazcık da limon. Limonu en son koyuyorsunuz. En son koyduğunuz için de hani ağdalaşmadan, çok fazla böyle kalınlaşmadan ocağın altını kapatıyorsunuz. Evet, hamurum hazır. Fırına girecek. Bir tepsi alıyorum. Porselen olur, seramik olur. Artık fırına ısıya dayanıklı. Ve bunu güzelce şimdi yapmaya başlıyoruz. Şerbetinizi de koymayı unutmayın. Ben koyacağım birazdan. Zaten her zaman benim mutfağımda şerbet de oluyor. Şerbetsiz bir mutfak düşünemiyorum. Hele tatlı üzerine hayır. Şimdi hamurumuzdan biraz alıyoruz. Bunu iç kısmını şöyle açıyoruz. Şimdi kaldırayım bunu. İşim bitti. Buna bir iki damla. Damla diyorum yani. Damla çikolata koyacağım. Bir iki tane damla çikolatayı koyuyorum. Şu şekliyle kapatıyorum. Ve yuvarlıyorum. Evet. İyice kapatıyorum. Tamam. Çıkmasın çikolatalar. Buradan çıkmasın. Şöyle yuvarlayalım ve koyalım. Sonra üzerine fındık. Yani bir çeşit aslında çikolatalı, içi çikolatalı, kakaolu, şekerpare gibi bir şey oldu. Evet, güzel.
benzer kısmı öyle. Hemen bir tane daha yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bütün sırayı dolduracağız. Şerbetli, güzel, iftar için değişik bir tatlı. Ortasını açıyorum. Bir iki tane koyuyorum. Ve şu şekliyle kapatıyorum. Çikolatayı iyi saklıyorum. Çünkü 180 derecede pişireceğim tatlımı. Hani çikolatam yansın istemiyorum. Evet. Sorumuzun cevabı ile ilgili tweetlerimiz geliyor mu? Tekrar edelim mi? Bu hamurumuza, daha doğrusu tatlı yaptığımız bir hamura tuz ekledik. Bunun sebebi ne olabilir? Evet, cevaplarınızı bekliyoruz. Bugünkü işleyeceğimiz konulardan bir tanesi aile, aile bağları, akrabalar, akrabalık. Bazı insanlar vardır ki size inanılmaz güzel enerji verir. Hala, dayı, teyze, yani inanılmaz güzel. Kardeşten bile yakın olabilirler, böyle akrabalar. Ama bazı akrabalar vardır ki görmeye gerek yok. Mümkünse uzak durun. O da o derece yani. Evet, yine açtım. Bir iki adet. Çikolatadan koyuyorum ve şöyle kapatıyorum. Tamam. Sonra da elimde yuvarlıyorum. İşte uzak durmak gereken akrabalar da vardır. Çünkü akrabalarınızı kendiniz seçemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Ama onlarla ilişkilerinizi kendiniz dengeleyebilirsiniz. Nasıl mı? Akrabalar hakkında sık sık konuşun. Nasıl bir konuşmak? Tabii ki akrabalarınız hakkında sık sık konuşun. Hem de iyi konuşun. İyi pozitif verin, pozitif enerji verin. Onlar hakkında iyi şeyler söyleyin ve hiçbir şekilde dedikoduya girmeyin. Böyle olduğu zaman yavaş yavaş ve hani sınırları, saygınlığını bildiğiniz sürece akrabalarınızın arasında da bir değer kazanmaya başlıyorsunuz. Ve o zaman hiç görmek istemediğiniz, aman 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 uzakta dursun dediğiniz akraba sayısı 1'e hatta 0'a iniyor. Bu böyle bir şey. İnanılmaz derecede etkileniyor. Özellikle Ramazan ayında, bu Ramazan'da bunu yapalım. Ne dersiniz? Evet, üçüncüyü de yaptım. Kaç kişiyiz? Şöyle 3 daha sırayı ekleyeceğim. Tamamlayacağım. Bitecek. Bir adamın 12 tane oğlu var. Ve adam da zengin. Oğullarına işte kardeşlik, birliktelik, aile bağları, sevgi, onu aşılamaya çalışıyor. Saygı çok önemli. Büyüklere saygı. Neyse, sonunda test etmek istiyor. Çünkü çok büyük bir rahatsızlığa tutuluyor. Ve hani ölüm döşeğinde çocukların hepsini çağırıyor. Diyor ki yanıma gelin. Ben sizi ilgili bir şeyler konuşacağım. Tamam. Neyse, çocuklar yanlarına gidiyorlar. Bana bahçeden ne çok ince ne çok kalın olan odun getir. Çocuklar böyle şaşırıyor, anlamıyorlar ama tabii ölüm döşeğinde olan babaların isteğini yapıyorlar. Ne çok diyorlar, ne çok ince ne çok kalın odun getiriyorlar. Bunları diyor şimdi birbirine bağlayın. Gerçekten adam doğruluyor. Çocuklar bağlamaya çalışıyor ama beceremiyorlar. Adam ellerinden alıyor odunları, o hasta yatağında doğrulup güzelce bağlıyor odunları. Sonra diyor ki, şimdi bu odunları kırın. Çocuklar birbirine bakıyor, anlamıyorlar. Başlıyor işte sıska olan kırmaya çalışıyor falan. Kıramıyor. Odunlar böyle 12 tane odun birbirine bağlı. Öbürü deniyor, kıramıyor falan. Öyle hepsi deniyor. Bütün çocuklar deniyor odunları kırmasını. Bir türlü beceremiyorlar. Sonra baba yine hasta yatağından doğruluyor. Bağladığı ipi çözüyor. Birer birer odunları kırıyor. Arkasından da diyor ki, işte hayata tek başınıza başlarsanız bu benim kırdığım odunlar gibi çok kolay kırılırsınız. Ama hayata bir bütün olarak aile bağlarıyla birbirinize kenetlenmiş şekilde başlarsanız o zaman sizi kimse kıramaz. Hakikaten de öyle bir şey. Ama tabii ben her zamanki gibi biliyorsunuz değişik sonuçlar çıkartabiliyorum. Hikayelerden.
çıkardım sonuçlardan. Bu hikayeden çıkacak olan sonuç, odunları kırmak istiyorsan ipi çözeceksin. Tek tek kıracaksın. Olay bu. Şaka yapıyorum. Tamam. Devam ettim. Son ikiyi koyuyorum ve arkasından da fındıklarını koyuyorum. Şöyle sonuncuyu da koyuyorum. İttiriyorum güzelce. Evet. Fındıklarımızı da ekleyelim. Gerçekten görüntüsü şekerpareye benziyor. Hatta hiç pişirmeden böyle pişmiş gibi üzerine şerbeti koy, servisi yap. Pişmiş gibi gözüküyor ya, o yüzden dedim. Çok kötü bir espriydi, kabul ediyorum. Tamam. Ama çok eğlendim ki yine mutfakta. Ay, bunu da eli koymuşum. Bunu da düzeltelim. Evet, şimdi bunu birazcık daha düzelteceğim. Kötü olunca içime sinmiyor. Böyle takılıyorum. Sizin de öyle takıntılarınız var mı? Benim var. Bir de benim böyle takip etme gibi takıntılarım var. Şey yapıyorum işte. Şu neredeydi? Hangi malzeme neredeydi? Hepsi yerli yerinde mi? Öyle takıntılarım var. Mutfak takıntılarım. Devam edelim. Şimdi bunu koyduk. 180 derece. Fırınımıza gidiyor. Ve fansız. Fansızla pişiriyoruz. Birazcık böyle kabaracak. Kabaracak çünkü içerisinde kabartma tozu var. Kabardıktan sonra birbirine yapışacak. Daha iyi o şurubu emerken o kadar iyi bir şekilde şişecek ki. Şiştiği için de hani siz böyle çatalı iftardan sonra hani çatalı batıracaksınız. Çektiğinizde o hafif şerbetli hamurlu hali çatalınızla parça arasında yapışacak. Böyle oluyor genelde de o yüzden. Evet, şimdi kalan hamurumuzu ne yapıyoruz? Bir kere bu hamurunuzu güzel bir şekilde şekillendirip fırına atıp arkasından hiç şerbetlemeden bekletebilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Donduruyorsunuz yalnız bekletirken. Eğer hani misafiriniz geldi, bir şey oldu, çıkartıyorsunuz. Bu sefer sıcak şerbeti hamurunuzun üzerine döküyorsunuz. Yani bu sefer hamur soğuk oluyor, yani tatlınız soğuk oluyor ama şerbet sıcak oluyor. O zaman yine emiyor hamur şerbeti ve lezzetine doyum olamıyor. Evet, şerbet yapmaya başlıyorum. Şerbette ne var ne dedim. Bir dolu dolu bardak su, hatta iki dolu dolu bardak su ile beraber başlayalım ve şekerimizle devam edelim. Evet, iki dolu dolu bardak suyumu koyuyorum. Bir, iki. Sonra neler koyacağım içerisine? Şerbeti tatlandırabilirsiniz. Lavantayla, arkasından karanfille, tarçınla güzelce tatlandırabilirsiniz. Yani Osmanlı şerbeti gibi bile yapabilirsiniz şerbetinizi. Ama şerbet yaparken ki kullandığınız tatlandırıcı malzemeleri şurup yaparken de kullanabilirsiniz. Ben mesela şimdi altını açalım. Bunlardan şöyle şekeri alayım. Ne kullanacağım? Tarçın. Tarçın olur. Sonra karanfil. Karanfil olur. Arkasından ne başka ne? Söyleyeyim. Arkasından başka gül mesela. Gül suyu da olur. Şimdi iki dolu dolu bardak su koymuştuk ya. İki dolu dolu bardakta şeker koyuyoruz. Bunun şurubu böyle. Arkasından benim yine tabii ki mutfağımda şurubum var. Ama onun yetmeyeceğini düşündüğüm için ekstra yapıyorum. Bir, evet. Ve iki. Koyuca bir şurup yapayım. Limonu son aşamada koyacağım. Ağdalaşması biraz daha geç olsun diye. Bir taşım kaynaması yeterli olacak. Tabii bu arada hemen hop, evet. Tarçın koyuyorum içine. Bir tane çubuk tarçın. Evet, başka ne koyacağım? Karanfil. Karanfil koyacağım. Karanfilimi de şuradan alayım. Şöyle birkaç tane de karanfil atıyorum. Başka bir şey atmıyorum. Bu kadar. Biraz karıştıralım. Tamam. Şimdi sıra neye geliyor? Lezzetli, güzel bir krep yapacağız. Krep ama bu
Aslında krep diyorum da tam bir krep değil. Sadece krep hamuruna benzer bir hamur çeşidi. Biz bunu tam buğday unla yapacağız. Tam buğday unun bütün nimetlerinden yararlanacağız. Sahur için çok güzel, iyi bir alternatif. Tabii sahur için daha başka alternatiflerimiz de var. Özellikle isterseniz mesela sabah kalktınız. Tabii o niyetli olduğunuz için hiçbir şekilde sabah kahvaltısı yapamıyoruz. Ama sahur, iftar, onlar bizim için bir alternatif. O sabah kahvaltısında yediklerimiz var ya, simit, poğaça, tost ekmekleri sert oluyor. Akşama sertleşiyor yani. Çünkü özellikle mayalı ürünler, o yüzden sabah yediğinizde çok böyle taze, yumuşacık oluyor ya. Akşama geliyorsun, hepsi lastik gibi, nasıl yapacağız? Nerede o benim sabah yediğim simit, nerede o sabah yediğim tost ekmeği işte, ya da ne diyecektim? Tost ekmeği dedim, simit dedim, bir de poğaça. Nerede onlar? Yok. Akşama kaldığına göre onunla da ilgili aslında güzel tariflerimiz var. Vaktimiz kalırsa yapacağız. Evet, bakıyorum şerbetim neredeyse olmak üzere. Ben de öbür ürünüm için hazırlıklarımı tamamlayayım. Birazdan krep pasta. Aynı hamburger gibi. Yemeğe doyamayacaksınız. Sahur için çok güzel bir tarif. Sakın kaçırmayın. Güzel bir şekilde krepimizi yapacağız. Bunun için tam buğday un kullanıyoruz. Ve yanında bakacağız, çok böyle sıvı olursa o zaman birazcık böyle aldatacağız tarifi ve un koyacağız. Normal unumuzu koyacağız. Azıcık ama çok fazla değil. Neye ihtiyacım var şimdi? Bir yumurtaya. Bir yumurtayı unumun içerisine atıyorum. Evet. Ve arkasından süte ihtiyacım var. Hemen yavaş yavaş sütümü koyuyorum. Eğer normal buğday unu kullanmış olsaydım, yani beyaz un, bir dolu dolu bardak süt diyecektim. Ve ne kadar unum oluyor içeride? 2 dolu dolu bardak unumuz var. 2 dolu dolu bardak tam buğday una 1 dolu bardak süt koymuyoruz. Aradaki fark böyle. Eğer beyaz un kullansaydınız o zaman koyacaktık. Ama tam buğday un kullandığımız için koymuyoruz. Neden diyecektiniz? Tam buğday un içerisinde hani bütün kabuğu var, rüşeğin dediğimiz malzeme var, her şey var içerisinde. O yüzden de suyu biraz daha az tutuyor. Yani tam böyle öğütülmüş haliyle değil. Şimdi ben bir çırpıcı alıyorum. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Ama kurularımı bitireyim, ondan sonra ekleyeyim. Biraz tuz, pinçik tuz. Şöyle, hatta iki pinçik tuz. Tamam. Arkasından şeker. Bir yemek kaşığı şeker. Evet, emmikte işte. Bir yemek kaşığı şeker. Peki, başka? Ve bir çay kaşığı kabartma tozu koyuyorum. Şöyle azıcık. Tam çay kaşığı değil. Kaşığı değil. Biraz. Bu arada fırından çok güzel koku geliyor. Benim bu fırını hızlı bir şekilde kontrol etmem gerekiyor. Geliyorum. Evet. Yanmasın tatlım. Oo, harika. Tam zamanında. Evet. Alıyorum ve çıkıyorum. Harika. Üzerine şerbetimizi hızlıca döküyoruz. Dökelim. Hatta şöyle alayım da daha rahat görün. Çok güzel olmuş ama tam zamanında. Dikkat edin, şu tarçın gelmesin. Evet. Oo, güzel. Çatır çatır. Tamam. Güzel. Şimdi bu kenarda dursun. Şerbetini iyice çeksin. Bakalım nasıl olacak lezzeti iftardan sonra siz bana tweet atarak söylersiniz. Yapıyorsunuz bu tarifi. Bu tarif çok lezzetli ve güzel bir tarif. Bizim de sevdiğimiz tarz bir tarif. Şerbetli tatlıları her zaman Ramazan sofralarımızda yer veriyoruz tabii. Peki ne koydum içerisine? Kabartma tozu koymuştum. Tuzum vardı. Şimdi devam ediyorum. Hatta yavaş yavaş şöyle sütümü koyuyorum. Evet, karıştırıyoruz.
Şöyle biraz daha. Evet. Tamam. Neredeyse almayacak diye düşünürken aldı. Bir dolu dolu bardağı çok güzel bir şekilde aldı. Hatta biraz bile ekleyebilirim yani o durumda. Tamam. Ve şimdi biraz tereyağı, erimiş tereyağı. Ne kadar? Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar erimiş tereyağı. Onu da döküyoruz. Hatta içerisine bir de erimemiş kısmı da kaldı. Ama önemli değil. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Çırpıcımızla yediriyoruz onu. Tamam. Karışımımız böyle. Tam buğday, un, yumurta, çok az kabartma tozu, tuz ve süt var. Peki. Hemen tavamızı hazırlayalım ve başlayalım kreplerimizi yapmaya. Biraz tereyağı. Onu da tavam için. Evet. Şimdi. Her seferinde tereyağını hani temizlemek gerekiyor tavayı. Çünkü tereyağı hızlı bir şekilde yandığından alev de alabilir, çıkabilir yani. Ona dikkat edin. Ya da isterseniz sıvı yağlı da yapabilirsiniz. Ama ben lezzet, yani sıvı yağla tereyağı arasında da lezzet farkı oluyor açıkçası. Evet, güzelce yağladık. Şimdi yaptığımız karışımdan koyalım. Bir kepçe. Tam buğdaylı böyle krebe benzer bir karışım yapıyoruz. Bunun arasına bir sos yapacağız. Sosumuzda ise neler var? Fesleğen, maydanoz, sarımsak, ceviz, eski kaşar. Böyle bir şey. Her şey var yani. Onları iyice karıştıracağız ve güzelce ezeceğiz. Bunun için bir robota ihtiyacım var. Mutfak robotuna. Şunu biraz dağıtayım. Evet, bayağı tok oldu. Altını açıyoruz. Yavaş yavaş önce krebimizi yapacağız. Üzerine işte peynirlerimizi koyacağız. Pestomuzu ekleyeceğiz. Arasına domatesler koyacağız. Sonra başka bir kat daha ekleyeceğiz. Ona da krep koyacağız. Böyle böyle kat 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 çıkacağız. Nasıl? Suhur için çok lezzetli. Çok seveceksiniz. Hatta bazen iftarda bile kullanılabilir. Yani hani bir hafif yemek istediğiniz zamanlar var ya, o zamanlarda işte. Zaten iftarda her zaman hafif yenmesi gerekiyor. Çünkü bütün gün aç kalıyorsunuz, kan şekeriniz düşüyor. Ona birden yükleme yapmamamız gerekiyor. O yüzden iftarlıklarla başlıyoruz. Daha sonra ibadet için ara veriyoruz ve tekrar yemeğimize geri dönüyoruz. Çorba ya da iftarlıklarla öncelikle başlıyoruz. Evet, şimdi ne yapacağım? Şu bahsettiğim sosuma geliyorum. O sos içinde, evet, şurada mutfak robotum vardı. Mutfak robotumu alıyorum. Öncelikle işin içerisine fesleğenlerimi koyayım. Fesleğenler var. Sonra maydanoz ekliyorum. Maydanoz. Evet. Sarımsak gelecek, ceviz gelecek. Şunları koyalım. Kalsın. Ceviz. Bu arada gözüm krebimde. Cevizleri de attım. Hatta birazcık daha. Sonra sarımsak. Sarımsak ekleyeceğim. Bir diş yetiyor. Şöyle bir şey yetiyor. Evet. Bunun içinde bir bıçak ve bir kesme tahtası. Tamam, değil mi? Burası bana artık dar geliyor. Mutfağım bana dar geliyor. Fark ettiniz değil mi? Şu tatlıyı birazcık şu tarafa doğru kaydıracağım birazdan. Bir sarımsak kocaman attık. Bu arada krebimizi de çevirelim. Evet, devam edelim. Şimdi sarımsak koyduk. Kaşarlarımızı da ekleyelim. Burada parmesan kullanabilirsiniz. Ya da eski kaşar kullanabilirsiniz. Ben eski kaşar tercih ediyorum. Zeytinyağımızı alalım. Ve sosumuz hazır olacak. Bunları kreplerin üzerine koyacağız. Ve kat kat dizerken onlar yapıştıracak. Yapıştırma görevi görecekler. Kapatıyoruz. Gözüm yine krebimde. Tam
Tam buğday olduğu için biraz daha pişme süresi uzun oluyor. Hatta bunu tost makinelerinde bile fark edersiniz. Tam buğday olduğunda ekmeğiniz biraz daha geç kızarır. Öyle bir şey var. Evet. Ekmeğiniz bir tık daha geç kızarıyor. Yalnız yağımı temizleyeceğim. Yanıyor demiştik. Beyaz un daha hızlı bir şekilde pişer. Şimdi şöyle temizleyelim. Tamam. Devam ediyorum. Yine tereyağı koyacağım. Biraz erisin. Karışımımı arasına ekleyeceğim. Whipper'lık işi var. Whipper. Tamam, oldu. Geliyor. Kaç katlı yapalım? 2, 3, 3 kat. 3 kat yapalım mı? Tamam. 4 tane krep kullanalım o zaman. Anlaştık. Pişsin. Devam ediyoruz. Bakalım kıvamı nasıl olmuş sosumuz. Biraz daha zeytinyağı ister ama sürülebilir kıvamda. Çok güzel kokuyor. Fesleğen ayrıca bir ferahlık veriyor. Özellikle nane, fesleğen bu tarz baharatlı şifalı otlarda şeye dikkat ediyoruz. Ağzınızda hafif bir dilinizin kenarlarında böyle karıncalanma yapıyor. O da ferahlık hissi uyandırıyor. Yani diyoruz ki nane de ve fesleğen de aslında ferahlık hissi o karıncalanmadan geliyor. Ben şunu bir kaseye koyacağım ki rahat bir şekilde devamını sürebileyim. Bir postacı bir kıza mektup yazıyor. Ama kızın böyle çok üzgün olduğunu görüyor ve gerçekten bir gün kız ağlayarak evden çıkıyor. Bunu gördüğü için de mektubuna şöyle başlıyor. Her insanoğlunun başka bir insanoğluyla acısını paylaşması vazifesidir. Mektubu yazıyor ve kızın posta kutusuna koyuyor. Krebimi de çevirdim, devam ediyorum. Şimdi hemen toparlayayım önce hikayeme devam etmeden. Güzelce kreplerimizi yapıyoruz. Pesto sosumuz hazır. Burada peynirlerimiz var. Onları da aynı başka bir kaseye koyalım. Hepsini birlikte karıştıralım. Evet. Krem peynir ve bir miktar da beyaz peynirimiz var. Güzel. Onları birlikte karıştıracağız. Sonra başka neyimiz var? Kekik. İçerisine kekik koyacağız. Evet, şuradan kekiklerimizden de alıyoruz. Şöyle. Hatta şunu tamamını koyayım. Tamam. Kekik ve salam kaşar. Eğer isterseniz hiç salam kaşar kullanmayabilirsiniz. Sadece közlenmiş sebzeler bile ekleyebilirsiniz. O da değişik güzel bir tat veriyor. Yani şarküteri ürünlerinden uzaklaşabilirsiniz eğer istiyorsanız. Bunlarla da işim bitti. Ben şimdi biraz ezeceğim. Devam ediyorum. Şöyle. Güzel. Buradan dumanlar geliyor değil mi? Buradan geliyor. Ama yanmadı, merak etmeyin. Bu da ikinci malzemem. Üçüncü malzemem, dördüncü malzemem. Nasıl? Her şey tamam değil mi? Artık bunun işimi şu kenara atayım. Şimdi mutfağıma sığar duruma geldim. Neyse. Demiş ki kızın çok hoşuna gidiyor bu adamın yazdığı mektup. Şaşırıyor. Her gün posta kutusuna heyecanla bakıyor. Çünkü o günlerde yaptığı bu hani adamdan gelen mektupla ayrı bir dünyaya gidiyor sanki. O üzüntüler, sıkıntılar, her şey kayboluyor. Ne o? Paylaşıyor bütün acılarını tabii. Sonunda kız çok merak ediyor bu posta kutusunu, postacıyı. Ve bir gün beklemeye karar veriyor. Acaba diyor bu kadar güzel mektupları yazan kişi kim? Nasıl biri? Neyse bekliyor. Bir bakıyor ki çok çirkin bir adam. Çok çirkin bir adam. O mektupları yazan çok çirkin bir adam. Kız böyle acayip hayal kırıklığına uğruyor. Böyle alıyor mektubu. Yani
o aldığı birkaç kez üst üste okuduğu mektupları hani öptüğü, işte yanağını dokundurduğu falan böyle sevdiği mektupları o çirkin adamı bıraktığını görünce bütün hayal kırıklığına uğruyor. Sonra ve şey yapıyor yani soğuyor birden adamdan. Ve adamın bıraktığı mektuba hiçbir şekilde bakmıyor. Aradan 2 gün geçiyor, yok. 3 gün geçiyor, yok. Yok yani okumak istemiyor. Hatta posta kutusundan mektubu almak bile istemiyor. Öyle bir durum. 3 gün, 4 gün falan derken bir gün yine çok sıkıntılı, böyle istemediği bir halde. Sonunda diyor ki gideyim de mektuba bakayım. Mektubu açıyor. Hakikaten eski mutluluğuna, huzuruna kavuşuyor. İstediği gibi rahatça uyuyor falan. Mektubu tekrar tekrar okuyor. Ertesi gün bakıyor. Başka mektup yok. Allah Allah diyor ya. Mektup yazmadı. Hani niye ki? Ertesi gün oluyor. Aradan 1 ay geçiyor. 2 ay geçiyor. Mektup yok. Sonunda kız bir şey yazıyor. Lütfen bana mektup yaz. Ve posta kutusuna koyuyor. Posta kutusunda bir cevap geliyor. Bakıyor. 48 gün boyunca mektubumu okumamana anlam veremedim. Postacıdan gelen cevap. Ve artık buradan taşınıyorum, başka yere gidiyorum. Sana yazamayacağım. Hoşça kal. Kız tekrar tekrar yani yazıyor. Lütfen bana yaz. Yani lütfen nereye gidersen yaz, nereye gidersen yaz. Ama kız yazdığı bu mektubu kendi posta kutusuna koyuyor ve 2 yıl boyunca o posta kutusunda kalıyor. Adam yazmıyor. Hop. Hikayeden çıkacak sonuç. Tabii ki mektuplar herkesin eline değdiği için mikropludur, yüzünüze dokundurmayın. Değil. Yani hikayeden çıkacak sonuç bu değil. İnsanların iç güzelliği hiçbir zaman hani dış güzelliğine bazen yansımayabilir. O yüzden dış güzelliğine göre insanları değerlendirmemelisiniz. İç güzelliğini test edeceğiniz ya da iç güzelliğini gördüğünüz anlar varsa lütfen onları değerlendirin. Yani bunu çocuklarınıza da anlatabilirsiniz. Bazen çocuklar direniyor ya, yemeyeceğim. Ben öyle düşünüyorum, yemeyeceğim falan. Bir tane çocuk vardı, sokakta aynen böyle yürümeyeceğim falan diye bağırıyordu annesine. Aynen öyle. Sonra kadın onu yürüttü, hadi oğlum otur falan, yiyecek, yer misin falan. Sonra çocuk bu sefer şey diye bağırmaya başladı, yemeyeceğim falan. Artık bakıyorsunuz, yani o anda görünen yemek belki görüntüsü olarak güzel değil ama sağlığımız için yararlı. Çocuklara da bunu anlatmamız lazım. Dış görüntüsünün güzelliğiyle iç görüntüsünün güzelliği aynı olmuyor. Nasıl? Yani mikroplu mektuplarla falan alakalı değil bu hikaye. Yine bugün çok eğlendik. Sonuncu krebi yapıyorum ve arkasından onları set etmeye başlayacağız. Evet, güzel. Bu da pişti. Hemen malzemelerimize tekrar bakalım, göz atalım. Bir tabak ihtiyacım var. Evet, tabağım alıyorum. Bir kere kreplerimden bir tanesini şu şekilde koyuyorum. Üzerine böyle cevizli yaptığım sosumu koyuyorum. Pesto sos gibi. Evet, onu sereceğim. Hatta bir miktar daha zeytinyağı koyabiliriz. Biraz sulandırabiliriz bunu. İsterseniz yanına azıcık limon. Limon da iyi gelecek. Dikkat edin çekirdekleri gelmesin. Evet, ben şöyle elimle tutuyorum çekirdeklerimi. Güzel. Tamam. Limon. Düştü mü çekirdek? Şuraya düşmüş. Tamam, onu da aldık. Bunu geri koyuyorum. Bir karıştıracağım. Bir kez karıştır. Şöyle güzelce karıştırdım. Zeytinyağı ve limon ekledim. Farklı bir şey yapmadım. Evet. Aman krebim yalnız. Tamam. Bunu da koydum. Zeytinyağı, limon eklediğim pesto sosumu güzelce birinci katıma sürüyorum. Pesto sosu fesleğenle yapılabilir.
kibis, fesleğen koyduk. Hiç maydanoz kullanılmadan yapılabilir. Dolmalık fıstıkla, parmesanla yapılabilir. Ama biz burada sadece hani maydanoz, fesleğen koyduk ama koyduğumuz diğer şey eski kaşar. Arkasından ceviz de kullandık. Sarımsak. Yani birazcık evimizdeki malzemelerimize göre sosumuzu değiştirdik. Ama nereden esinlendik dersek tabii ki pesto sosu. Evet, bu tamam. Şimdi üzerine peynirimi koyuyorum. Peynirde krem peynir, kekik. Evet, şöyle koyalım. Krem peynir, kekik ve beyaz peynir var. Evet, onları da şöyle yayıyorum. Hatta birazcık da karıştırıyorum sosla beraber. Evet, şimdi diğer malzememizi koyuyoruz. Salamlar. Onları da koyalım şöyle. Hı-hı. Güzel. Bir tane daha. İyi gidiyor. Peki, üzerine kaşarlarımızı ekliyoruz. Kaşarlar. Ve şimdi domatesler geliyor. Onları da yerleştiriyoruz. Hazır oldu bile. Bir diğer krebi de üzerine koyacağım. Ama onun üzerine koyduktan sonra... Ama çok şirin durdu böyle gerçekten. Şimdi koyalım. Baksanıza. Bunun bir üstüne daha yapalım mı? Hızlıca yapalım. Peki, şöyle yapıyorum. Başlıyorum pesto sosumu koymaya. Evet. Arkasından hızlıca pesto sosumu yayıyorum. Nelerdi? Fesleğenli, maydanozlu, sarımsaklı, böyle bir şey. Sonra üzerine peynir. Hop, koyamadık. Şimdi koyduk. Üzerine peynir. Yani bunu neyin üzerine koysanız harika olur. Şöyle evet, peynirimizi de koyduk. Salamlar geliyor. Evet. Şöyle ekleyelim. Devam ediyoruz. Kaşarlarımız. Evet, tamam. Şimdi kaşarlar burada. Daha var. Buna geçiyorum. Neden burada ayrı ayrı koydum? Çünkü bir üst katmanda bastıramayacağım. Bastıramayacağım için ayrı bir yerde setup'ını yaptım. Şimdi ya bu medya işi çok değişik bir iş gerçekten. Neden böyle dedim? Çünkü kendinizi evinizde aynı benim mutfağımda hisseder gibi hissetmenizi istiyorum bu tarifi yaparken. Ne kadar zevk aldığınızı orada görürsünüz. Siz eğlendiğiniz zaman çevrenizdekiler de eğleniyor. O yüzden diyorum ki bu yaptığımız krepli pastanın adı farklı bir şey olsun. Ne olsun? Pastane pastası olsun. Bizim programın pastası. Diyorsunuz ki bu sahurda, karıcığım, kocacığım sana pastane pastası yapıyorum. Nasıl bir şey o? İşte böyle değişik bir şey. Biraz salama ihtiyacım var ve evet harika. Burada salamım var. Onları da koyalım. Evet, arkasından kaşarımızı üzerine koyuyoruz. Burada kalan kaşarlarım vardı. Onları koyuyorum. Olsun. Biraz daha koyuyorum. Tamam, güzel. Kaşarlar hazır. Bununla işim bitti. Şimdi domateslerimizi yerleştirmeye geldi sıra. Domateslerimizi koyalım. En üstüne tekrar bir krebimiz var. Onu koyacağız. Ve pastamız hazır. Tamam. Geliyor. Wow. Çok güzel. Bunun da üzerine domatesleri ekleyelim. Şöyle koyayım. Bakıyorum. Tatlım hazır.
Böyle tuzludan olan pastam hazır. Şöyle diğerini de kapatıyorum. Harika. Hazır. Güzel. İçi çikolatalı, kakaolu hamur tatlımız hazır. Şekerpareye benziyor ama şekerpare değil. Sonra baktığımızda güzel gerçekten. Pasta, bu tarz pastalara bayılıyorum. Sahur için olan yemeğimiz de hazır. Peki şimdi geldi sıra sorumuzun cevabına. Hani sormuştuk ya, tuz niye ekledik tatlı bir hamura? Tuz hamurun içerisindeki asiditeyi değiştirir. Ve sonunda piştikten sonra şerbetin daha iyi emilimini sağlar. O yüzden bazen hamurlarınız çok tıknaz olur ya. Yeterli asiditeyi hamurunuzda sağlamadığınız, o da şerbeti iyi bir şekilde emmediği için. Bu bir seçenek. Başka bir seçenek tabii ki tıknaz olmasının sebebi işte şerbetin yanlış dökülmesi. Başka bir seçenek tabii ki seçtiğiniz unun yanlış olması gibi gibi. Bunlar devam ediyor sırasıyla. Ama en önemlisi tuz. Buradaki rolü, tuzumuzun rolü şerbetin güzel bir şekilde hamur tarafından emilmesiydi. Doğru cevabımız buydu. Bu arada tatlımızın içini merak ediyor musunuz? Bakalım mı beraber? Hadi bakalım tatlımızın içi nasılmış. Acaba o çikolataya ulaşabilecek miyiz, içine koyduğumuz çikolataya? Bakalım hangisini keseyim? Evet, güzelce kesiyoruz. Kaldırdığımızda çikolatamız şurada kalmış. Evet, deneyin, iftardan sonra sosyal medya üzerinden konuşalım. Tatlı tuzlu tariflerin yeni rotası pastane, anahtarı bizde, kalbi sizin evde. Hoşçakalın.